Yeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Clan Kalesi'nde de yazdığı gibi Belediye 11 tazı balon var. Ama şöyle bir farklılık var. Saldırıları ben yapmadım. İzleyicilerden birisi yazdı. Adı Mert. Dedi bana süper büyücülü tazı balon yapıyorum ben de. Tabi bende de Belediye 11 hesap olmadığı için şu anlık bir baktım saldırılarına ki gayet güzel saldırdığı için Belediye 11 arkadaşlara faydası olabileceğini düşündüm. O yüzden onun yaptığı saldırıların tekrarlarına bakacağız. Bakalım nerede eksikleri var, nerede artıları var. Belki bize de bir şeyler katar. Saldırılara geçmeden önce de videoya hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi veyahut da beğenmemeyi hoşuna gidiyorsa gitmiyorsa unutmayın. Ve abone olup olmama konusunda da yine karar sizin. Teşekkürler. Saldırılara geçelim. İlk düzenimiz belediye binası, ortada bir düzen. Bu saldırıları, yani klana paylaştığı saldırıları daha önce izlemedim. Saldırıya başlamadan önce ben ne yapardım onu da söyleyeyim. Bu hava savunmasının arkasındaki boşluğu görüyorsunuz. Zeplini oraya indirdiğinizde eğer tekli cehennemi, XT'ni, anti uçağı alırsınız. Daha sonra klan kalesi varsa çıkar onu alırsınız. Hatta görünmezlikleri iyi bir şekilde kullanırsanız, yani sürelerini verimli kullanırsanız bu ikisini dahil alabilir. Zaten anti uçak ve ikisini vurduğunda onun da canını bayağı götürürler. Bir tanesi vurması yeterli olabilir. Bir de ufak bir şey bilgi vereyim. Mesela hava savunmasının arkasında şu an boşluk yok, görüyorsunuz duvar örülü. Eğer bu arkaya iki tane güdümlü koysa bile hava savunmasının arkasında boşluk olmadığı için zeplin o arka tarafa düşer. Yani güdümler bir fayda etmez. O yüzden rahatlıkla oraya gönderebilirsiniz. Mert ne yapmış? Mert çok garip bir yerden atmış. Bakalım. Bir tane aynen buz attı orada. Şu an indirmesi lazım galiba. İndirmemiş. Mert ne yaptın Mert? Bir de öfke oraya. Öfkeyi güzel atmış. Süper büyücüler o duvarların içinde olacağı için o alanı attı. Bu son görünmezlik değilmiş o. Üçüncü görünmezliği de çok güzel attı. Kraliçeyi açıkta bırakmak için ama kraliçe zaten öldü. Burada anti uçağı da kılpayı kaçırmış. Hero'ları yukarıdan atıyor. Gayet iyi. Bebek ejderiyle kışlayı alıyor. Burada sinsiyle madeni alıyor. Ki kral ve kraliçeyi içeriye götürebilsin. Şimdi burada bir kral. Hatta önce buz golemini atsa daha iyi olur. Kraliçe attı. Buz golemini şimdi attı. Kralı bir tık yanlış atmış. Kaçtı o. Geri dönmez. Ama tekli cehennemin buz golemi yakalaması güzel. Orada onu da donduracak. Aynen bu şekilde. Kralın yeteneğini de kullandı. Kraliçeyi de basması lazım burada. Bastı. Tazı balona da üstten başlamasını düşünüyorum. Bakıyoruz. Hala başlamadı. Evet. Tazıyı oradan attı. Büyücü kulesine 3 tane balon. Bakın. Üst taraftan balonları attı. Görüyorsunuz savunmalara gidecek şekilde. Ve koruyucuyu oradan kullandı. Bu gayet mantıklı bir hareket. İkinci tazıyı sanki çok acele ettirdi. Ve şu arkadaki balonları da. Çünkü buradaki ordu gelip bu binaları alırsa eğer, bu aşağı tarafa geldiğinde atarsa diğer orduları daha güçlü olurlar. Savunmaları daha çabuk indirirler. Şu son tazıyı da mesela koruyucunun yeteneğiyle kullansaydı arkadan yollayıp daha iyi olabilirdi. Ama hala güzel. Çok temiz saldırı bence. Ve üçlük de gelmiş zaten. Eline sağlık diyoruz Mert'in. Hemen ikinci saldırısına ne yapmış bakacağız. İkinci saldırıdaki köyümüz de birinci köye benziyor birazcık. Belediye binası ortada. Ben bunda ne yapardım? Klan Kalesi burada mesela. Bu hava savunmasına doğru buradan bir tane tazı atarım. Ordu kampının arkasından. O böyle dümdüz gelir. Şu işaretlediğim noktadan zeplini gönderdiğimde tam olarak bu boşluğa düşer. O boşluğa düştükten sonra da görünmezlik ve öfkeleri güzel kullanırsanız eğer X-Yen alırsınız, tekli cehennem alırsınız, anti uçağı alırsınız gayet de güzel bir temizlik olur. Hero'larla da nereden girerim? Bakıyorum. Bu alt taraftan girerdim herhalde. Ama orada Barbar Kral yaşar. Yani şu bölme daha iyi olabilir. Sonra da tazı balonu yukarıdan okçu kulelerinin olduğu kanattan başlardım. Veya hatta zeplini şuraya da indirebilirmişiz. Cehennem Kulesi'nin bu arkasındaki bu boşluğa. Oraya indirirsek rakibin koruyucuyu da alırız. Klan Kalesi de geliyor hem oradan. Koruyucu balonlara çok fazla hasar veren bir savunma olduğu için buradan daha iyi olabilir. Mert ne yapmış? İzleyelim. Mert
Diğer tarafı düşünmüş. Burada patlatıcı bir buz gelir mi? Geldi. Burayı ben niye düşünmediğimi de söyleyeyim. Hem kraliçe var, hem koruyucu var, hem XC var, hem hava savunması var. Yani ilerlemez diye düşünmüştüm ama ilerliyormuş. İki tane havan vurdu. Büyücülerin canı burada bayağı azalmış olması lazım. Hatta ölü bir büyücü de var gibi orada. Yalnız şunu söyleyeyim. Bu indirdiği yer çok daha iyi. Hem kraliçeyi aldı, hem klan kalesi de çıkar buradan. Yani daha ne olsun. Hero'ları burada ne yapabilir? Aşağıdan mı getirmiş bu bölmeye? Galiba. Kırıcıyı oradan attığına göre. Kırıcıyı da 10 numara attı. İki duvarı da açtı bakın. Yani iki bölmeyi de hem büyücü kulesine hem okçu kulesine erişebilecek şekilde. Bebegecileri kullandı. Buz golemi de önden atması çok mantıklı. O orada savunmaları donduracak ve kral ve kraliçe biraz daha geç hasar almaya başlayacak. Büyücüyü de 10 numara attı. Barbar kral önceki savaşta kaçtığı gibi kaçmasın diye ama yine kaçtı. Ona bir çare bulması lazım Mert'in birazcık. Şimdi kral ve kraliçe bu binaları zaten temizler. Tazı balona yukarıdan başlar diye düşünüyorum. Bekliyoruz. Kalkavukları attı buradan. Tazıyı gönderdi. Savunmalara 3'er 4'er balon. Arkadan koruyucu. Bir de dalkavuk. Dalkavuğu da unutmayın. Onun çok faydası oluyor süreden yememek için. Bu tazıyı birazcık erken attı sanki. Burada zaten diğer tazı yaşıyor. Ve balonlar arkada. İlk saldırıda da söylediğim gibi ordunun birazcık ilerlemesini bekleyip diğer sağdan soldan etraftan verdiğiniz takviyeleri arkadan gelen birlikler gelince verirseniz daha güçlü olur. Ama zaten gayet temiz bir üçlük almış. Koruyucunun yeteneğini arttırmış. Büyüleri arttırmış. Büyüleri de burada hemen bize hediye eder herhalde. Aynen. Yine güzel bir saldırı. Bu sefer biraz daha değişik bir düzen var karşımızda. Kendisinden istemiştim. Güçleyemediğin savaşlar varsa onları da paylaşırsan güzel olur. En azından hataları görmüş oluruz. Veyahut da daha iyisini düşünebiliriz diye. Ben ne yapardım? Yine Klan Kalesi'ne bakıyorum. Şurada XC'nin arkasındaki iksir deposunu görüyorsunuz. Zeplini oraya indirdiğimizde hem o iksiye düşer, hem tekli cehennem düşer, hem bu iksiye düşer, klan kalesi düşer. Zeplini oraya nasıl göndereceğiz? Şu okçu kulesinin buradan bir tane tazı atıp tazı buna gidecek. Arkadan zeplin çok rahat oraya erişir. Mert burada ne yapmış? Yine enteresan bir yere atmış. Arkadan balonlar atması savunmalara güzel tazı varken. Buradaki boşluğa indirecek. Orada hemen basması lazım aslında zeplini kendi açması lazımdı. Çünkü tuzak gelseydi eğer patlatıcı üfürdüğü için dışarıda kalabilirdi. Şimdi kraliçeyi alacak. Gayet güzel görünmezlik. İkisi en açıkta bıraktı. Kraliçeyi de açıkta bıraktı. Bir görünmezlik daha kraliçeyi almak için. Görünmezliği kullanışındaki zamanlaması bence gayet güzel. Şimdi aşağıya çekmesi lazım. Aynen. Kırıcıyı attı. Bu sefer daha da garanti aldı. Bebek ejder attı Barbar Kral için. Kraliçeyi de bakın çok güzel yerden konumlandırdı. Sağdaki binaya gitmeyecek şekilde attı ve direkt sola geldi. Orada bir zehir atacak. Buradan güçlük hala gelebilirmiş aslında. Barbar Kral görüyorsunuz değil mi? Yine kaçtı. 3'te 3 gidiyor vallahi. Helal olsun. Şu topa bak. Kraliçeye ne hasar verdi. Yeteneğini aldı tek başına. Yukarıdaki belediye binalarında hiç kimse umursamaz aslında onu ama burada bayağı bir can yaktı. Tazı balona yukarıdan başlıyor. Bak burada ben şöyle yapabilirdim. Tazıyı bu aşağıdan atıp Barbar Kral'ın olduğu yerden havana, okçu kulesine, büyücü kulesine balonları atıp arkadan koruyucuyu gönderirsek eğer bu tazı hem bu arkadan attığım balonları tanklamış olur hem de yukarıdan bu attığım balonları tanklamış olur. İkinci tazıyı da çok acele etmiş bana kalırsa. Daha birinci tazın canı bir yarıda bile değildi. Bakın burada taz olmadığı için X'e balonları indiriyor. Bir de buz kullanmak zorunda kaldı. Diğer tazı hala yaşıyor. Koruyucuyla kullandığı güzel.
Buna 3 gelebilirmiş. Hala da 3 gelebilirmiş. Niye olmamış? Aa, bence burada buzu büyücüler, yani büyücü kulesini kullansa 3 olurmuş gibi. Baksana, büyücü orada alana sarı verince bayağı bir balonu yok etti. Sanki o yüzden 3 gelmemiş gibi bu saldırıda. Bunda ne yapabilirdim? Yine ben söyleyeyim kendi görüşlerimi. Valla ilk bakışta bu düzen düşündürüyor. Net olarak bir yer görebildiğimi söyleyemeyeceğim. Diğer düzenlerde direkt bakıyordunuz buraya atılır diye, ama bunda nereye kullanılabilir? Gerçekten kararsız kaldım bu düzende. Ama kelle avcısı olmadığı için burada şuraya atarsak eğer, bu küçük okçu kulesinin dibindeki boşluğa, tekli cehennemi alırız. Sonra kraliçeyi alırız. Şansımız varsa ve şu boşluklarda bomba yoksa ilk sayını da alırız. Klan kalesi de çıkar. Mert burada ne yapmış? Bu arada Zeppelin bayağı güçlü belediye 11 için. Baksana, kraliçe orada indiremedi. Bizim kraliçe olsa yok ederdi Zeppelin'i. Görünmezliği ilk sayını açıkta kalacak şekilde yine 10 numara attı. Bir de belediye alacak buradan. Kraliçeyi de alabilir mi? Aldı. Çok daha iyi oldu. Şu son görünmezliği de alamazlarsa diye kullandı muhtemelen. Şimdi aşağıdan hero'ların gitmesi birazcık kötü olur. Çünkü rakibin barbar kralı var, XE var, koruyucu var. Bayağı hasar yerler. Evet. Çok doğru yerden attı. Bu balonu da güzel attı. Kraliçe o noktaya gelmemesi için. Bebegecileri yolladı. Burada bir barbar kralın kaçma faciası var gibi sanki yine. Bu altın madeninden dolayı. İzliyoruz. Tekli cehennem bayağı sıkıntı yaratacak diyecektim ama kraliçe oraya erişiyor, doğru. Bir tane de dal kavuk attı. Ne olur ne olmaz. Kralın yeteneğini kullanması çok mantıklı hareket bakın. Tekli cehennem tutmasın diye barbarları çıkarttı yerden ve onun odağını çekti. Barbar kral yine bildiğimiz gibi. Kraliçe orayı alır. Şu an kazıya başlaması gerekir mi? Gerekmez. Bu house olmasında kraliçe alırsa daha iyi olur. Ki kraliçe oraya erişecek. Şimdi bir yetenek basacak. Hop. Basmadı. Yetenekle cehennem kulesini de almayı düşündü. Uzatmadan da alır sanki ama ne de garantiye aldı işini. Balonları çok güzel atıyor. Bakın direkt savunmalara. Ama şu ikinci tazı da ne alıp veremedi var bilmiyorum. Çok erken atıyor. Gerçi burada 3 tane tazı varmış. Tamam, ikinci tazı normal ama 3'ü gerçekten çok acele kullandı. Ona gerek hiç yoktu. Balonları bekleyip biraz da bu aşağıdaki bölüme yaklaştığında kullansa çok daha güzel olurdu. Burada bir yetenek gelecek gibi uzattı. Uzattığı için biraz daha bekletebilir yeteneğini. Şimdi kullanır. Mert kullan artık. Heh. Gerçekten Belediye 11 için orduyu çözmüş gibi gözüküyor kendisi. Ki bakın hero'ları da daha max değil. 39, 41 ve 15. Max'lanınca herhalde herkesi üçlemeye başlayacak. Evet. Ronaldo'cular bu saldırıyı beğenmedi. Tam süper büyücülük yine düzen açmış gibi. Çünkü ağır savunmalar hep birbirine yakın ve süper büyücüler vurduğunda sektirebilirler birbirlerine, diğer binalara. Burada nereye atabilir? Kraliçe burada olduğu için ve anti uçak X'e tekli cehennemi alabileceği için şu altın deposunun arkasındaki boşluk bence gayet güzel. Oraya indirirse kraliçeyi alır. Dediğim binaları da alır. Zaten geriye de bir şey kalmaz onu yaptıktan sonra. Mert ne yapmış burada? Mert tazıyı güzel atmış. Zeppelin'i bir tık yukarıdan ama yine iyi yeri temizler oradan. Önce ilk sayını almayı düşündü. Bakın. Öfkeyi attığı yeri görüyorsunuz değil mi? Büyücülerin burada aşağı geleceğini biliyor. O yüzden aşağıya atıyor. Gayet mantıklı. Hemen bir kısmı büyücülerin açıkta kaldığı için bir görünmezlik daha attı. Burada anti uçağı almak için bir tane daha attı. Birini de buraya atar herhalde. Aynen. Kraliçe düşmeyecek ama yine de
Gayet iyi bir temizlik yaptı. Şimdi hero'lara nereden başlayabilir? Bu aşağıdan da başlayabilir, yukarıdan da başlayabilir. Burada çok fark etmez. Yani yukarıdan attı ki kraliçeyi de almayı düşündü galiba. Bebek ejder. Buraya da bir sinsi atacak muhtemelen. At artık Mert. Bir sinsi, bir buz golem, bir kral, bir kraliçe. Ve devam. Barbar kral bu sefer dışarıya gitmeyecek. Ki zaten kendisine kraliçe vurmaya başladığında kraliçenin olduğu duvarı kırmaya başlayacak diyecektim ki ona da gerek olmadı. Klan kalesinden bir şey çıkmadığı için zehri de ona kullandı. Evet, güzel. Şimdi Tazıya buradan başlayabilir. Evet. Bak, burada da Tazıya koruyucudan atsa koruyucu bu balonlara vuramaz. Yani buradan atabilirdi bence. Yine çok sıkıntı değil attığı yer ama. İkinci tazıyı atmadı bu sefer diyecektim ki attı diğer tazı patlayınca. Burada bence güzel zamanlamayla kullandı. Koruyucuyu tam tazı çıkarken kullanabilirdi. Tazı bu sefer hayatta kalırdı. Ama şunu da fark ettim. Tazı BD 11 için de çok güçlü. Yani hava savunmaları bir an önce indiremiyorlar onu. Evet. Mert'ten bir üçlük daha. Bu ordunun linkini de bu arada kendisinden isterim. Açıklama kısmına koyarım. Belediye 11'ler oradan direkt kopyalayıp kendi köylerinde kullanabilirler. Denemek isterlerse. Son saldırımıza geldik. Tahmin edebileceğiniz mi? Bakalım bu saldırıdan 3 gelecek mi, gelmeyecek mi? Ben burada nereye atardım? Yine bir düşünelim. Kraliçe nerede bu köyde? Burada. Kraliçeyi alsak mı? Ya da şu hava savunmasını bu okçu kulesinin arkasından, yani bu ne ağacı bu, işaretleyemiyorum, her neyse, oradan bir tazı atıp bir tane de buradan zeplin attığımızda zeplin böyle gelir. Burayı da işaretliyorum, bakın tam şu boşluğa indirdiğinizde anti uçağı alır, tekli cehennem alır, ikseni alır, sonra bu ikseni de alırlar muhtemelen. Geriye de bir şey kalmıyor zaten. Buradaki köşedeki duvarı kırıp kral kraliçeyi de rakibin kraliçesini alsak tamamdır. Tazı balonu da yukarıdan başlarız. Ve 3. Mert'ten ne yapmış? İzliyoruz. Burada çok fazla balon yaymış sanki arkadaki binalara. Bakın bu topa 4 tane balon atmış. Zeplini... Zeplin... Belediye ile bir alıp veremediği var ama. Oraya indirdiği için mesela bu ikisini alamayacak. Kraliçeyi alıyor herhalde. Kraliçeyi alıyor ama fazla bina yıkamıyor bu sefer. Evet, süper büyücüyle çok temizlik yapamamış ağır savunmalardan. Duvar kırıcıyı oradan attı. Elektro ejderhayı bizim tazıyı beklediğimiz gibi çekti kenara. Burada bir tane buz golem atması lazım hemen ikseye dönmemesi için. Geç kaldı. Muhtemelen buz atacak. Bir buz boşa gitti. Buz golemini atsaydı elinde kalabilirdi. Kraliçenin yeteneği niye bastı anlamadım. Anti uçak ona mı odaklandı diye düşündü acaba. Barbar Kral da Cehennem Kulesi tuttu ama o bu sefer bu sefer kaçmayı doğru kullandı Barbar Kral. Gaz balonu güzel. Fena kul atmadı oradan. Nitazı'yı da yolladı. Aa, koruyucu birazcık satmış. Hatta daha da sattı şu an. Balonların çoğunluğu yukarıdayken aşağıya geliyor akıllı. Koruyucu satmasa 3 olma ihtimali var mıydı? Vardı ama dediğim gibi başta şu bölmeye indirse, hatta bu direkt belediye binasında değil de bir tık geriye şuraya düşürse, ikisi yeni kraliçeyi alsa yine bile 3 olabilirdi. Belediye binasının silahı olmadığı için belediye odaklı saldırı yapmanıza gerek yok. Genel olarak da zeplini nereye gönderiyor diye düşünürsek, rakibin kraliçesini almak için veyahut da ağır savunmaları almak için kullanıyor ve yanında kalan kalesinde hediye olarak çıkartıyoruz. Sonrasında temizlediğimiz taraftan Barbar Kral ve Kraliçe'ye atıyoruz ve orduya göre yer bakıp oradan tazı balona başlayıp çok temiz bir şekilde, kolay bir şekilde üçlüğümüzü alıyoruz ve videonun sonuna geliyoruz.
izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Daha yeni aklıma geldi. Kendisi kusura bakmasın. Videonun başında söylemem gerekiyordu belki de bunu. Saldırıları paylaştığı için teşekkür ederim kendisine. Eline sağlık. Gayet güzel saldırıları izletti. Bundan sonraki savaşlarında başarılar dileriz. Yolun açık olsun.